Şimdi bu sergi bir hesaplaşma. Kiminle? Kendimle hesaplaşma sergim. İlk yağlı boyayı tanıdığım 1963'ten 2015'e kadar geçen zaman diliminin bir yolculuğu. Ve her döneme ait burada işlerim var. Ve böylece bu yolculukta nelerle ne kadar iç içe oldum, neleri daha yerinde ve tam olarak görebildim, onu görüyorum. Herkesin gördüğünün dışında bir gözle bakıyorum, bakmaya çalışıyorum. İyi ki bu sergiyi açtım diyorum. İyi ki kendi aynama bakıyorum. Yani bu benim aynam. Bu dönemler içinde resmime bir takım simgeler, bir takım objeler, bir takım motifler girdi. Bunların hepsinin birer dili, anlatım dili olduğunu zaman içinde öğrendim. Örneğin yani nar, benim yaptığım nar manavdaki ya da nar ağacındaki nar değil. Narın felsefesi, narın dünyası, narın mitolojisi. Örneğin içinde binlerce ya da yüzlerce taneci birbirini incitmeden, kırmadan, üzmeden, saldırmadan, yaralamadan barış içinde yaşamaları. Bu bir toplum olarak düşünsek, toplumu bir nar olarak algılasak, insanlık ailesine bir nar olarak baksak ve bir nar anlayışını hayata geçirebilsek, gözyaşı, savaş, kan, kavga ve ölümler olmaz. Örneğin selvi, mistik alanlardaki ya da ormanlık yerlerdeki selviyle benim selvilerim farklı. Benim selvilerimde arınma var. Fazlalıklar üstünden atar, sivrilir, yücelir ve yüceye doğru ses verir. Ve sonra sallanmaya başlar adeta, eğilir. Ve bu yaşanmışlığıyla daha sonra yaşanacakların adeta birer habercisi gibidir. Sana da ailesini, duyarlı insanları, yurttaşlarımı, ilgilileri ve hatta ilgisizleri de bu sergiye davet ediyorum. Kapımız Mevlana kapısı. Her dilden, dinden, ırktan, anlayıştan bütün insanlar burada buluşabilir. Hiçbir ayrım yapmadan hepsi ortak bir değerde kendilerince bulabileceği şeylerin olduğunu bilsinler. İzlemelerini dilerim. Teşekkür ediyorum. Beni meşgul etme ve zamanı çalma dedi. Yahu bu söz beynime bir ok gibi saplandı. Yarına kalmak için dağ ana, ana dağ resmini yapmam lazımdı. Bir. İkincisi de adam dağ adam Tuncel Kurtis'i yapmam gerekiyor. Harika. Evet.